Az sonra Sabah Tümer'le bu gecede. Ve bu geceki ilk konuğumuz hem televizyoncu hem iletişim danışmanı hem de yazar olan Sedef Kabaş. Hoş geldin. Hoş bulduk Sabah. Aynı zamanda Sedef benim ta eskiden yani ilk İstanbul'a geldiğimden beri aynı kanalda çalışıyorduk. Çok iyi. Çok fazla görüşemesek de birbirini seven bu sektörde az bulunur çünkü. Evet. Birbirini seven iki kadınız. Birbirini seven, birbirini destekleyen, takdir eden falan. Aynen öyle yani. Ve inanılmaz güzel, hepiniz de biliyorsunuz zaten, inanılmaz güzel projelere imza attın şimdiye teşekkür kadar. Ederim. Yani senin Olay TV'de o yaptığın o portreler, az önce evet. Şeyde de makyaj odasında da onu konuşuyorduk. Bir de öteki program. Sesli Düşünenler vardı. Sesli Düşünenler. Evet. Muazzamdı. Düşünsene oraya getirdiğin isimler falan, biz böyle nasıl getirdi onu diye bakıyoruz. Yok canım, estağfurullah. Bak şimdi sen de getiriyorsun. Çok güzel bir programa imza çok atıyorsun. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Nasıl gidiyor her şey? Bu kadar şeylere imza attın ama bir iletişim danışmanı olarak şu anda medyayı nasıl görüyorsundan başlayalım. Sonra kitaba geçelim. Valla aslında medyayı nasıl gördüğümü şimdi izleyiciler de herhalde tahmin ediyordur diye düşünüyorum. Tabii ki iyi programlar var. Hakikaten kaliteli işler yapmaya çalışanlar var. Gerek yazılı basında gerek televizyonda, ama genelinde bakarsak tabii medyada ciddi bir kalite ve değer kaybı olduğu bir gerçek. Bu tabii hem ticarileşmesinden kaynaklanan hem istihdam politikalarından kaynaklanan nedenlerden dolayı. Yani maalesef medya çok kaliteli insana yatırım yapmıyor. Daha çok teknolojiye yatırım yapıyor. Daha çok starlara yatırım yapıyor. Halbuki medyayı taşıyacak olan daha çok aslında yapımcılardır, yönetmenlerdir, kameramanlardır, yazanlar, çizenlerdir. Bu anlamda insana yatırım yapmayan bir medya tabii ki değer kaybı yaşayacaktı zaten. Ama sanki böyle 1-2 sene öncesine göre şu andaki mevcut durum daha iyiymiş gibi geliyor bana. Daha bir bazı dengeler oturuyor mu? Belki de krizden şimdi dolayı tabii, bilmiyorum. Yani rekabetin olduğu yerde kalite vardır. Hı hı. Ne kadar farklı gruplar olursa medyada. Değil mi? Aslında o kadar rekabet ve o kadar da tabii kalite olacaktır. O anlamda tabii bir dönem hatırlarsan hakikaten çok önemli tartışmalardan biri medyada neredeyse tekelleşmeye yakınlaşan bir yoğunluk vardı. Yani tam tekelden bahsetmek mümkün değil ama tekelleşmeye yakın bir yoğunluk vardı. Belli bir grubun sahip olduğu televizyon kanalları ve yazılı basından ötürü. Şimdi onun biraz kısmen kırıldığını görüyoruz. Farklı grupların medyada var olduğunu görüyoruz. Tabii sadece var olmak yetmez. Yine tekrar ediyorum, kaliteye yatırım yapmak lazım. Ama burada sadece televizyon yöneticilerinin, çalışanlarını da suçlamamak gerekiyor. Çünkü ben üniversitelere, konferanslara gittiğimde, konuşma yaptığımda hep medya ile ilgili eleştiriler geliyor. Olumsuz anlamda. Ben de diyorum ki yani tamam, medya çok beyaz değil. Yani çok masum değil. Ama izleyiciler de çok masum değil. Aynen. Yani okuyucular da çok masum değil. Hepimizin burada aslında biraz sorumluluğu var. Hepimizin var, aynen. Sen ne kadar çalıştın CNN International'da? 2,5 sene çalıştım. Sene. Şimdi Amerika'da. Bir de şey vardır, seyircilere böyle arada bir anlatalım bunları. Şimdi yine bizim sektörde o CNN'de çalıştım vardır. Giderler Atlanta'daydı değil evet, mi? Evet. Atlanta'da CNN'in önden geçerler ya da bir gezerler bir şekilde içine girip ben işte bilmem kaç ay CNN International'da çalıştım diye söylerler. Ama Sedef gerçekten çalıştı. Hani o söyleyenlerin arasında yegane doğru olan ben gerçekten çalıştığım için orada kaset de taşıdım, montaj da yaptım, stüdyo şefliği de yaptım. Çünkü 3 aylık bir eğitim politikası vardır istihdam gereği. 3 ay boyunca işte prompter başında da çalışırsınız, stüdyo şefliği de yaparsınız, kamera da kullanırsınız. Arşivde kaset de tararsınız, hangi görüntünün hangi logoyla gireceğine de karar verirsiniz. Ondan sonra kendi dalınıza göre editoryal ya da teknik olarak ilerlersiniz. O anlamda benimle dalga geçmişlerdi. Nasıl bu CNN'de çalışma, kaset taşımakla CNN'de çalışmak nasıl oluyor diye. Tam tersi, kaset taşıdığım için zaten ben CNN'de çalışabildim. Yani o yüzden bugün ışık nasıldır, yönetmen hangi açıdan çeker, kamera doğru çerçeveyi en kurmuş mudur? En önemli şeylerden bir tanesi, en alttan düşünsene. Bunlara hakim olduğunuz zaman gerçek anlamda bir televizyoncu oluyorsunuz. Arşiviniz varsa gerçek anlamda bir televizyoncu oluyorsunuz. Yani bu basamak basamak eğitim almakla kat edilen bir yol. Yani bunu CNN International öngörmüştü. Ben de tabii onun bir üyesi olarak, çalışanı olarak tabii ki o basamakları
tek tek aşarak prodüktörlüğe geldim. Oradan mesela oradan geldikten sonra 2,5 yılın orada geçmiş. Bir şoke oldu mu buradaki durum? Şimdi şöyle ben Amerika'da 4 yıl yaşadım, çalıştım, okudum. Tabii 4 yılda hani Türkiye gerçeğini unutmuyorsunuz tümüyle. Yani Türkiye'den gitmiş bir insan olarak hani vardır ya birkaç sene Amerika'da yaşar sonra ha o Türkçe neydi hatırlayamadığımı. Havalı. öyle bir durum değil tabii. Yani zaten uluslararası siyaseti okumuş ve hani Türk siyasetini yakından takip eden, ardından Amerika'ya giden ve oradayken de Orta Doğu genelinde ve özelinde Türkiye haberlerini yapan ve dolayısıyla Türkiye'yi çok yakından takip eden bir haberci olduğum için tabii Türkiye'ye döndüğümde büyük şok yaşamadım ama şunu hep söylüyorum. Boğaziçi mezunu, işte CNN Atlanta'da çalışmış ilk Türk, işte televizyon gazeteciliği üzerine ilk yüksek lisans yapmış bir medya mensubu olarak Türkiye'ye geldiğimde tahmin et ne oldu? İşsiz kaldım. İşsiz kaldım. Bunu hep söylüyorum. Kimse iş vermedi bana yani. Bana dediler ki sen nereden çıktın yani? Bizim senin gibi bir insanla nasıl işimiz olabilir şeklinde bir direnç vardı. Ben 3 ay falan iş aradım yani. Tabii tahmin edebiliyorum. Evet. Çok normal. Kim dedi sana bu kadar okudu? Evet. Yani öyle bir hoş geldin oldu bana Türkiye'nin yani medya ya da Türk medyasının. Türk medyasının.